Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Mecusilerin sönmeyen ateşini, Perslerin ateşini söndüren, Bizans'ın haçını kıran, Bizans'ın belini büken Ömer bin Hattab dönemine gidelim. Dünyanın nasıl oluk oluk İslam beldelerine aktığını görelim ve şımarmayan, haddi aşmayan, daima hamd eden bir sahabe topluluğunu görelim. İbni Abbas'a sözü bırakalım. Ömer bin Hattab halifeliğinde beni yanına çağırdı. Dedi ki, ey İbni Abbas, şu sergi üzerindeki altınları al, kavmin arasında paylaştır. Ömer bin Hattab bir sergi sermiş, o serginin üzerinde çil çil altınlar bulunmakta. Bunları al, kavminin arasında pay et. Şimdi ne olur cümlelere dikkat edin. Bilmiyorum ki Allah nebisine ve Ebu Bekir'e vermediklerini bana niye verdi? Bu benim için şer midir, hayır mıdır? Allah'tan diyor, başka kimse bilmiyor. İbn Abbas diyor ki, sonra altınları aldım, insanlar arasında pay etmeye başladım. Bir ağlama sesi duydum. Ağlıyordu. Yanına yaklaştım, bir baktım ki Ömer bin Hattab ağlıyor. Ağlarken de dudakları arasından şu sözler dökülüyor. Nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki. Kim? Allah'a yemin ederim ki. Allah nebisine ve Ebu Bekir'e şer diye vermediğini, bana yani Ömer'e hayır diye mi verdi? Yani Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdi, ona merhamet etti. Ebu Bekir'i sevdi, merhamet etti. Bu altınlardan onları uzaklaştırdı. Şerrin kapısını onlara kapattı da Ömer'e mi bu kapıyı açtı? Şimdi aziz dostlar size soruyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetin başında sarf edilen sözleri Ömer bin Hattab'a mı söyledi? Yoksa dünyanın bütün servetini elinde bulundurup Allah'ın seçkin kullarını olduğuna inanan veya inandırılmış İslam ümmetine mi söyledi? Fabrikalara, atölyelere, bağlara, bahçelere, gösterişli vakıflara, mescitlere ve derneklere sahip olup, eğer biz hak ehli olmasaydık, dünya bir bineğin sahibine yürüdüğü gibi bize yürür müydü diye kandırılmış acaba İslam cemaatlerine mi sesleniyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi hak dünya servetiyle, süsüyle ölçülecek bir mevzu değildir kardeşlerim. Katade radıyallahu anh anlatıyor.